Şu noktada komoli meselesini bir tamamlayalım. Yani diyorsunuz ki sen de %51 dedin gitti gözüyle bakıyorsun. Hakan da gitti gözüyle bakıyor. Ben ee, sezon sonu diyorum. Ben sezon sen son. sezon sonu mu diyorsun? Sezon sonu. Belki şimdi gönderirler. Ee, Volkan Ballı Beyefendi belki o göreve getirilir. Belki sezon sonuna kadar Volkan Bey e, sportif direktörlüğü yürütüp Emre Belezoğlu daha sonrasında görevi devralabilir. Dediğim gibi ben mesela Emre Belezoğlu'nun sportif direktörlüğe çok yakışacağını düşünüyorum. Emre ama sanki bir sene daha oynayabilir Hakan. Olabilir. 41'i görecek ki be. Mesela şu an Beşiktaş'ta sportif direktör Atiba olsun isterim. Atiba. Var mıdır o kadar portföyü? <laughs> Kimin? Atiba'nın. Geniş midir yani? Geniş topu, İnşallah. Yani? Lerin transferinde sence oldu mu Atiba'nın? E var. Mesela şu anda hiç yoktan 2,5 milyon evet. euro para girecek kasasına Beşiktaş'ın. Verdiğinin dikkatini kazanacak. Lerin'den. Top. Adam çatır çatır gol atıyor. Belçika'da alacaklar adamı. Ha, yani. Belçika liginde küçümsememek gerek. Evet. Aykut, yani yıldızlar oradan çıkıyor. Belçika Milli Takımının durumu ortada. Serkan Korkmaz sevmez ama Belçika'yı <laughs> Belçika, <'yı, gülüyor> Belçika Milli Takımını sevmez mesela Serkan abi. Belçika'yı seviyor da Milli Takımı. Seviyor takım da Milli takımını, takımını sevmiyor o da şey. Herkes böyle aa çok iyi takım Bir şey diye. değişmiyor. 5 sene önce kulüp görüş Beşiktaş'ıylaydı. Liverpool ile endişteşi. Şimdi de Galatasaray grubunda. Galatasaray'ı son sıraya bıraktı. Yani Belçika takımları zaten son dönemde Türk takımlarının çok üstünlük kuruyor ki Ciddi e, bir istikrarları var. Art Salah'ın transferinde gördük yani o ligden aldığınız stoper forvet bizim ligde iş, iş yapıyor İş yapıyor kesin. Yani Fransa ayrı bir ekol. Fransa liginin ben bizim e, ligin şifresi olduğunu düşünüyorum ama Belçika'da Zeki kesinlikle mesela doğru. Mesela Belçika menşeli bir futbolcu biliyorsun. Şu anda üst düzey Lille'de oynuyor. Bonservis bedeliyle belki de sezon sonunda ya Lyon, Lia Paris Saint-Germain için ismi geçiyor. Ameli futbol takımımızın sana Gökhan Gölgen formayı almak ne kadar zor Yani ve Gökhan mi, oynamıyor milli takımda banko olan tek oyuncu şimdi Mert'in yerine Uğur Can'da yani muhtemelen Mert oynar ama var hep mesela Merih Çağlar Ozan diyorsun ama Zeki o bölgenin hakikaten gözü kapalı oynayacak ee, tek isim diyebilirim diğer mevkideki arkadaşlarına göre hani Forvet Burak mı Cenk <laughs> mi Bunu tartışırız seninle evet, Sabek'te Zeki o kıvama geldi Adil Rami ve Alper Potuk da kendilerine kulüp bulmasını istediği yönetim. Malatya e, BTC Türk Malatya Alper Potuk'la görüşüyor fakat planları daha farklı. Onu biliyorum. Planları daha farklı. Bugün işin rengi tamamen değişti. Belki gelirsin oraya. Bu Jiler mi olayı nedir? Jiler mi. Oraya gelelim. Jiler mi olayında işin rengi değişti. Beşiktaş'tan bir futbolcu kiralık istiyorlar. Sergen Hoca ısrarla o futbolcu istiyor. Oğuzhan Ozan Özayak. Olur mu o iş? Oğuzhan'ı ikna etmeye bağlı. Yani şöyle ben de. Sanki bir de Necip de var galiba. Ben e, yok. Ben şöyle düşünüyorum. E, Olsan için bir hava değişimi şart gibi gözüküyor. Çünkü şöyle bir şey var. Artık Oğuzhan her topu ayağına aldığında şunu düşünüyor. Benim anladığım kadarıyla saha içerisinde. Yanlış pas atarsam yine tribünler beni yuhlar mı? O geçen sene golü attıktan sonra o kulağını kapatma hareketi yanlış anlaşıldı ki bunu her seferinde genç kardeşimiz söyledi ama artık o kafalara iyice kazındı. Ondan sonra sürekli Oğuzhan'a karşı bir ön yargı ve bir tepki var. İstediği futbolu oynaya, Beşiktaş taraftarının istediği futbolu oynayamadığı için. Bu yüzden Oğuzhan bir hava değişimi olsan için iyi olabilir mi? Bence olur. İki. Hoca da aynı şeyi düşünüyor. Sergen Hoca da aynı şeyi düşünüyor. Yalnız dünkü açıklaması ne kadar güzel ya. Hangisi? Sergen Yalçın gibi bir efsane. Diyor ki... Benim diyor, adım diyor... Her kötü sonuçtan sonra bağırılıyor ama... Herkesten rica ediyorum. Çok saygıdeğer bir teknik direktörünüz var. Çok e, donanımlı, çok iyi bir teknik direktörünüz var. Lütfen Abdullah Havcı'ya sahip çıkın. Abdullah Havcı'ya güvenin. Ve gerçekten çok işlenlikle söyledi. ya yani Sergen Yalçın zaten... E, Asla rol yapmayan, neyse onu söyleyen bir teknik adam olduğu için bu açıklamaları gerçekten kulak ardı etmesin Beşiktaş taraftar. Çünkü Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu, Beşiktaş'tan unutamadığı bir isim bunu söylüyorsa mutlaka vardır. Peki, Cülermen'in Beşiktaş'a katkısını konuşalım. Tabii hani henüz bitmedi, işte, kap Hı -hı. bildirimi gelmedi. Salı günü kap bildirimi, çarşamba günü imza töreni planlanıyor. Şöyle, ismi öğrendim. Boyd değil. German Lens. Bir a Yok değil. Bir Arap grubu 1 milyon <laughs> euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş yönetiminin e, hem futbolcunun maliyetinden kurtulmak. Zaten zarar etti Beşiktaş. Çok büyük zarar etti. Ama şimdi mesela ben bu konuda kimseye kızmıyorum. Eski yönetime de kızmıyorum. Neden biliyor musun? Söyleyeyim. Jörmin kim almaz o dönem? Fenerbahçe'de oynadığı futboldan sonra. Rakibe çok büyük bir çelme takıyorsun. Ama şunu unutma. Advokat. Söyledi. Seneye almayın dedi. Tamam. Doğru. Geçici bir performans. Kesinlikle katı kabul ediyorum. Unutma. Tekrar Hollanda'dayız. Söz Fatih'te. Diye çok teşekkür ederiz. Hakikaten o <laughs> anları, güzel anları bizlere yaşattığı için teşekkürlerimizi sunalım. Tam Sevgili Nevzat'tan bahsediyorduk yani. biz de. <laughs> ee, Nevzat da olay boldan çok iyi anlar diye. Değil mi? De, Nevzat. Selam olsun. Babel'in ayrılığını duyurdu. Duyurdu, duyurdu. 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 Babel'in ayrılığını duyurdu. O da sporla iç içe bir arkadaşımız. Nevzat Dindar. Değil Nevzat. mi? Galatasaray mı abi? <laughs> evet, evet, evet. Peki. Nerede kaldık? Oğuzhan'ın belki, de, ha, belki Oğuzhan. bir yere gidip, bir takıma gidip hava değişimi. Evet. İşte Malatya tarafı istiyor Oğuzhan'ı. Ya şurada aslında bütün çıkış <laughs> noktası Ozan Tufan, e, Alanya. Sergen, Hoca. Yani herkesin Hoca. o verdiği, e, o örnek aslında burada Aykut bizim bu beyin jimnastiği yapması oluyor. Ama ben bunu Nuri Şahin'le de hatırlıyorum. Dortmund'da oynarken Feyenoord'a gidip geldi. Sonra el madde transfer yaptı Kesinlikle aslında. bu Olması abi. gerek. Oğuzhan için şunu söyleyeceğim sana Hakan. 2017 Ocağında yine a Spor vermişti. Bir Türkiye Kupası maçıydı. O gün o sahada Van Persie ile kavga ettiğinden beri evet. Oğuzhan yani böyle düzenli evet. olarak diyelim hani, ya da istikrarlı olarak inişe geçti. Yani vardı gene ya. 2017-2018'i şampiyon. Var. var. Çok ama. iyi niyetli. Çok şey yapmak istiyor ama o psikolojik olarak bazı şeyleri düzeltmesi lazım. Tıpkı Ozan Tufan'daki gibi mesela Efecan'ın röportajını dedim. Efecan diyor ki ilk geldiğinde tamamen demoralize futbolu bırakmış bir Ozan vardı. Buradan giderken milli takımı yolladık. Sergen Hoca bunu nasıl başardı bilemiyorum dedi. Bambaşka bir Ozan izledik dedi. Bir ay sonra bambaşka bir Ozan geldi elimize bizimle de. Belki Malatya'da da aynı şekilde ya Ben Oğuzhan sana da şöyle belki. söyleyeyim. Şimdi Meri'yi konuşuyoruz. Milli takım bireysel evet. performans. Ben hala Oğuzhan'ın Hollanda maçındaki performansı unutmuyorum. İnanılmaz. 3-0 kazandığımız. 2016'ya giderken. yani Oğuzhan bu kalitede bir oyuncu ama yazık. 2 senedir Hakan. 2 senedir maçı yok. Yani Maalesef. 2 senedir yani. Aykut çok ciddi bir süre bu. 2017-2018'in o ilk yarısı Beşiktaş şampiyon çok iyi işler yaptı. Sonra zaten iki sene üstte şampiyonluğu kaybetti. Keza bu sene Abdullah Hoca ile ya dayak kalkamadı ki. Abdullah Hoca e, orta sahanın merkezinde Başakşehir'de Dünya Yıldızları oynamadı. Orada bir İrfan Can'ı yarattı. Attama e, o bölgede öyle üst Mahmut hani o bölgede Oğuzhan'dan çok daha kaliteli ismini kullanmadan Başakşehir'de o başarı elde. Ben o yüzden Aynen. Abdullah Hoca ile Oğuzhan çıkışa geçer diye düşünüyordum. Ama açık söyleyeyim yanıldım. Şimdi Malatya transferi olursa ben altı ay içerisinde Oğuzhan'ın Sergen Hoca'yla en azından İstanbul'u özleyecek. İstanbul'u özleyecek. İstanbul'u özleyecek. İstanbul'u özleyecek. İstanbul özleyecek. Çünkü ben <laughs> görmedim, şahit olmadım. Bilmiyorum. Bunları yapabilecek bir çocuk olduğunu asla ve asla düşünmüyorum. Hep gece hayatından nem vuruyorlar. Olabilir de bence yok. Oğuzhan'ı çok iyi tanıdığım için muhteşem bir ailesi var. Ailesi de kalıyor babasını çok iyi tanıyorum. annesini iyi tanıyorum. Ben olduğunu düşünmüyorum. Ama eğer ki varsa bile bu değişiklik onu çok olumlu yönde etkiler. Yani. Ben Cilerme iş yapar mı Mehmet? Cilerme çok yapar iş mı? yapar. mı sana da soracağım. İş yapar. Diye bir o bölgede kullanıldı. işten memnun kalmadığı için Abdullah Hoca. Diye olduğu takımda Cilerme banka oynar o bölgede. Şu dün transfer olan Emircan Dört gömlek üstün futbolcu mesela. Beşiktaş alt yapısından çıktı. Ümraniye müthiş oyuncu. Ee, Alanya'ya giden. Emircan Altıntaş dört gömlek üstün oyuncu. O, o çocuk diye bir de. O... Beşiktaş bir ara okusun. sakatlandı. 2016-2016 o... sezonu 2016 çok iyiydi ben hatırlıyorum. Okan Hoca ile top etmişti. nasıl, değil mi? Evet. Nasıl bu kadar arttığını biliyor musun performansın? Geçen sene. Geçen sene müthiş bir çıkışı var. Apinden Guay'e. Doğru. Muhammed Gönül Açar. Ben o ee, Kaleci Burak. İbrahim Baktağ'a bak, çok beğenirim. Leonardo. Binirim. İbrahim Akta Erzurum'a gitti. Ümraniye'den İbrahim, çok iyi aynen. şeyler yaptı. İyi, iyi, iyi oyuncular vardır Ümraniye'de. Bak çok iyi oyuncular var. E, Bayram Hoca orada çalıştı. i̇yi teknik direktörler de Ümraniye'de yani, üstlerine Ümraniye bir, e, üstlerine koymalı sağladı. Ümraniye ile bir teması var. Var, değil mi? var, evet. Şimdi şey, Resmi olmasa da evet, hani evet pilot takımı gibi. pilot takımı olmasını boş veririm. Ya, yani bu çocuk zaten Beşiktaş'ın altyapısından çıkmış görememişler. Aslında şimdi biraz da benziyor. Alanya'ya gidiyor o da. Ve ciddi ciddi bu Emircan de Norwich falan ilgilenmiş. Çok ciddi bir şekilde ilgilenmiş İlk ve, ve, Alanya. ve da ciddi bir bonservis parası ödeyerek aldı. 750 bin euro gibi bir rakam çok duymuştum ben. Ee, Fatih 900 Akson, bin euro. Sivas'ta diyorum. Beşiktaş 6 yapısı yine. Ya mesela. yapısı da son Dorukan sakat. Dorukan yok. Beşiktaş'ın ortası aslında. Elneni, Atiba. İkisi. Yedek Necip. Fatih. 8 maç kazandı Sivas. Hepsinde Fatih oynuyor ve o bölgede oynuyor. Ve o bölgede oynuyor çocuk. Yani mesela biraz evvel Oğuzhan'dan, Ozan'dan örnek verdik ya Fatih de mesela orada öyle bir gelişmiş ki Hakan Mert yandaş geçen gece Mehmet Tekin'le gittik. Gördüm. Fatih'in durumu ne dedim? Abi topçu bu ya dedi. Abi bu topçu dedi.